Merhaba arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun, hayırlı cumalarınız olsun. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yine evin 10 gün önce bir temizlik yaptım, videosu duruyor, atmadım. Önünde videolar vardı arkadaşlar. 2 günde bir attığım için videoları veya 3 günde bir attığım için videolarım birikiyor. Bugün yine bir başladım arkadaşlar. Cuma günü yüzü suyu hürmetine, bereket hürmetine. Güzel hep koltuklarımın örtülerini, kollarını, her şeylerini indirdim. Onları yıkamaya başladım. Perdelerimi yıkayacağım arkadaşlar. Aslında perdelerimi kolayla yıkamayı düşünüyorum ama evde kolay yok. Yine vitrinlerimi sileceğim, camlarımı sileceğim. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Makinenin önünü örtüyle dolu. Halı örtüsünü kaldırdım. Onu yıkıyorum. Koltuk örtülerini yıkıyorum. Başlıklarını, yastıklarını söktüm. Onları yıkıyorum. Evin ince temizliğini yapacağım. Vitrinlerimi sileceğim. Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, buraları elektrik süpürgemi açtım. Yarın devam edeceğim çünkü yarın tekrar sileceğim, süpüreceğim. İnce temizliğim çok arkadaşlar. Örümcek evleri var evlerde. Davetsiz misafirlerim gelmiş evlere. Buraları güzel silip süpüreceğim arkadaşlar. Yatak odamı falan çektim, süpürdüm ama ince temizliği duruyor. Buranın perdeleri fazla kirli değil arkadaşlar. Odaların perdelerine dokunmayacağım. Ama dediğim gibi şöyle mutfağımı temizleyeceğim şimdi. Altını temizledim. Alt dolapların altlarını falan hep çıkardım arkadaşlar. Dolaplarımı temizledim. Dün yine şöyle mantar topladım arkadaşlar. Şöyle bir mantar buldum. Bir gün odun, bir gün bahçe arkadaşlar. Bir gün mantar derken evi ihmal ediyorum. Şöyle örtüleri falan kaldırdım. Kahvaltı soframı kaldırdım arkadaşlar. Ama düzenimi yapmadım. Buralarımı bir temizleyeceğim. Kaldığım yerden temizliğe yarın devam edeceğim arkadaşlarım. Ayrıntılı ayrıntılı Satiye ablanız ne temizlik yapıyor, nasıl temizlik yapıyor göstereceğim sizlere. Arkadaşlar, hızlandırılmış bir şekilde şimdi minderlerimi yerleştireceğim. Elektrik süpürgesini açacağım. Örtüleri sereceğim. Oy oy, çok işim var. Çok çok işim var arkadaşlar. Koltukların altını üstünü temizleyeceğim. Yiyeceğim bunları. Tek tek arkadaşlar. Tek tek yapacağım şimdi. Arkadaşlar, onun hali. Evet arkadaşlar, suyumu hazırladım, geldi. Canlarım, ben arkadaşlar keremesini çok kullanıyorum. O benim dil alışkanlığım oldu. Benim hiç kusuruma bakmayın. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şimdi böyle sile sile yerleştireceğim. Bir tanesini şöyle yerleştirip sizlere göstermek istedim. Ondan sonrasını ayrı devam edeceğim canlar. Evet.
Evet. Bu zor oluyor bu koltukları buralarını yerleştirmek, tozunu almak, silmek, süpürmek gerçekten zor oluyor. Hepsini de aynı şekil yapacağım. Şimdi bir tane örnek göstereceğim size. Ondan sonrası kendim tatlayacağım. Şöyle. Bunları ben 15-20 günde bir böyle yıkıyorum. Makineye sığıyor hepsi de. Yerleştirirken zor oluyor sadece. Bugün salon temizliği. Dün mutfağı temizledim. Mutfak bitti. Güzeldi çıkmış da. Şimdi bunu böyle, bunu koymadan önce bunun örtüsü var. Örtü olmayınca ta da çok kirleniyorlar. Örtüyü yine kolaycacık yıkayıveriyoruz. Cama gelen arkası camın tozundan bir şey yapmıyor. Gelen pislik örtüye geliyor. O zaman örtüyü yıkaması kolay oluyor. Temizlik. 15 gün yetiyor bana. Şimdi küçük minderini yerleştirelim. Küçük minder de burada. İnşallah bunu kolay yerleştiririm. Bak bunu kolay yerleştiriyorum. Bunlar tam kurumuş. Canlar. Şimdi bütün her yeri böyle bir ayarlayayım. Size temiz halini göstereyim. Yoksa video çok doluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her yeri yerleştirdim. Tekrar şöyle bir üzerinden elektrik süpürgesi geçeceğim. Bir köşeyi sildim arkadaşlar. Şöyle bir de zobun etrafını sileyim. Ondan sonra televizyonun vitrinlerinin tozunu almak kaldı. Salon temizliğimde burada bugün bitmiş olacak o zaman. Bunları sildim zaten. Tekrar ayak bastım diye. Tekrar siliyorum canlarım. Şimdi güzel bir cam eşyaların vitrinlerin tozu kaldı. Onları almak kaldı artık. Ama bir günüm aldı arkadaşlar. Ben bu evi 2 günde anca temizleyebiliyorum. Tam her şeyini yaparsam 2 günde. Bir günde perdelerimi yıkayacağım.
Evet arkadaşlar, salonu anca bitirebildim. Bugün temizlik günümdü. Koltukların örtülerinden, klientlerinden, minderlerinden komple vitrinlerden arkadaşlar şöyle. İçine fazla dokunmadım. Elimin dokunduğu yerlere üzerlerinden tozlarını ala ala her tarafını arkadaşlar bu şekil. Televizyon dolabımdan, televizyonumdan, yine koltuk takımlarımdan arkadaşlar. Tripoduma baksanıza. Buraları cam eşya siyah arkadaşlar. Çok toz kapıyor. Çok çabuk tozlanıyor. Her şeyin tozunu ala ala bugünkü salon temizliğimi bitirdim arkadaşlar. Bu arada evimi havalandırdıktan sonra şöyle bir güzel de sobamı da yaktım. Sobam da yanmaya başladı. Üzerine şimdi çayımı koyarım. Antremi de bitirdim arkadaşlar. İnşallah bir gün kapıları camları silerim. Perdeleri yıkarım. Ama o gün bilmiyorum arkadaşlar. O zamana kadar Zonguldak'a gider miyim, gitmez miyim? Şu aradan torunumun oyuncakları çıktı. Onları da aldım. Yine arkadaşlar hep buraların böyle tozunu alıp düzene koydum. Buraların perdeleri temiz ama. Oğlumun odasını toparladım. Baksanıza onun keyfine. Şarj uzatma kablosu, şarj makinesi. Oy, oy, oy. Temizlik işi beni çok yoruyor arkadaşlar. Bu evin işi beni çok yoruyor. Gerçekten arkadaşlar, ev büyük olduğu için ışıkları söndürüyorum. Evin işi beni çok yoruyor. Buraların tozunu almak, buraları böyle bezinen silmek, üzerinin tozunu almak. 10 günde bir de yapsam yine de üzerine böyle örtü örtüyorum arkadaşlar. Yoksa halım çok açık renk. Baksanıza halıma. Açık renk. Ama çekiyorum buraları. Boş ver, her taraf kirlenmesin. Fırsatım olsaydı bugün kapılarımı da silecektim. Şimdi mutfağa geçiyorum. Mutfak da temiz ama yemek yapmaya geçiyorum sadece. Mutfağımı da temizledim arkadaşlar. Ta oradan civcivlerime baksanıza siz. Şunlardan bir sohbet edeyim bakayım. Sen ne istiyorsun? Niye geldin oraya? Anam biri de burada. Gel. Gel bakalım, ne istiyorsunuz? Gel ye. Hep arkadaşlar herkes şimdi odun peşinde odun getiriyor. Of. İşte temizliği de böyle vakti olan köy yerinde hani vakit oldukça yapılıyor. Yine tuvaleti banyomu yıkamadım. Şimdi onlara geçeceğim. Kapının önlerini temizleyeceğim arkadaşlar. Bura pis, hem yemek koydum. Külünü falan boşalttım. Şimdi oraları temizleyeceğim. Arkadaşlar şükürler olsun. Merdivenleri de bitirdim. Merdivenleri de topladım. Şurada ceviz var. Onu kıracağım birazdan da. Yarın cevizli çörek yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir tarif vereceğim yine size. Burayı odunlarımı yığdım. Kömürümü getirdim. Ateşim yanıyor. Güzene. Güzenim üzerinde ne var? Ne yemim var? Kuru fasulye. Burada mısır çorbam arkadaşlar. Bakın. Yöresel mısır çorba. Böyle canlarım. Yemeklerim de odun ateşinde pişiyor. Odunum çok nasıl olsa.